Örnek insan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem programıyla bir programla da birlikteyiz. Allah nasip ederse bu bölümde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ı açıklayıcı olması, Kur'an'ın nasıl anlaşılması gerektiği hususunda dilimizin döndüğü kadar bir şeyler anlatmaya gayret edeceğiz. Bu hususta başta Rabbimiz Nahl suresinin 44. ayet-i kerimesinde mealen insanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur'an'ı indirdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı gerek sözleriyle gerek davranışlarıyla açıklamıştır. Mesela namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetler Kur'an'da farz kılınmış ancak bunların nasıl yapılacağı, ayrıntıların neler olduğu, nasıl anlaşılması gerektiğini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle, davranışlarıyla Kur'an'da açıklanmayan bu hususlar Efendimizin uygulamalarıyla açıklanmıştır. Mesela Kur'an'da namaz emredilmiş ancak nasıl kılınacağına dair ayrıntılı bilgi verilmemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine, sahabe efendilerimize şöyle buyurmuş. Ben namaz kılarken nasıl görüyorsanız namazınızı öyle kılın demiş Buhari'de. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların anlamakta güçlük çektikleri ayetleri sözlü olarak da açıklamıştır. Yani bazı ayetler müteşabih ayet dediğimiz, bazı ayetler kapalıdır. O kapalı olan ayetleri Efendimiz sözleriyle açıklamıştır. Kamer suresinin 17. ayetinde andolsun biz Kur'an'ı anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iyilik ve Allah'ın yasaklarından sakınma hususunda yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın ayeti indiği zaman Maide suresinin 2. ayeti bu. Bazı Müslümanlar bu ayette geçen iyilik kavramının ne anlama geldiğini Efendimiz'e sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şöyle cevap verdi. İyilik ve güzel ahlaktır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli özelliklerinden birisi de insan fıtratı. Zaman zaman insanlar birbirleriyle anlaşamayabilirlerdi. O dönemde de birbiriyle anlaşamayan insanlar vardı, olabiliyordu. Efendimiz bu anlaşılmayan, birbirleriyle anlaşamayan insanların aralarını buluyordu. Tabi Rabbimiz böyle bir görev vermişti. Bu görevin nasıl olduğunu ve nasıl yapması gerektiğini yine Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. Nahl suresinin 64. ayetinde mealen. Sana kitabı ancak insanların ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Evet Müslümanlar Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı açıklamasıyla İslam'ı doğru anlamışlar ve herhangi bir kuşkuya kapılmadan dinlerini daha şuurlu bir şekilde, bilinçli bir şekilde uygulayabilmişlerdir. Bizler de İslam'ı iyi anlamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu hayatlarını, onun sözlerini öğrenmemiz, Kur'an-ı Kerim'i tefsirleriyle, mealleriyle en azından hiç yapamıyorsak geniş bir mealiyle araştırmamız, okumamız gerekiyor. Yani Kur'an'ı ve Peygamberimizi anlamadan İslam'ı anlamak değerli dinleyiciler mümkün değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için bir uyarıcıdır. Onun en önemli görevlerinden birisi de yine Nahl suresinin 2. ayetinde şöyle ifade ediyor. Allah melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere benden başka ilah yoktur, bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanları Allah'tan başka hiç kimseyi ve hiçbir şeyi ilah edinmemeye çağırmıştır. Yani peygamberlerin birinci geliş gayesi, asıl amacı Allah'ın varlığını, birliğini, tevhid hakikatını insanlara duyurmaktır. Veya şöyle özetleyebiliriz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah hakikatini insanlara nakşetmek ve onların yanlış inanışa, yanlış akideye saplanmamaları için, doğru yoldan çıkmamaları için insanları Efendimiz uyarmıştır. Allah Resulü bu uyarı görevini yaparken Rabbimiz önce en yakın akrabalarını uyarması gerektiğini de ilan ediyor, emrediyor. Şura suresi 214. ayetinde önce diyor yakın akrabalarını uyar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu görevi hakkıyla yerine getirdi. Müddessir suresinde ifade edilen ayetlerle ey örtüsüne bürünen Nebi kalk elbiseni temiz tut ve yakın akrabalarını uyar dediğinde
Safa tepesinde yakın akrabalarını topladı. Onlara yemek verdi önce. Ve yemekten sonra şöyle bir konuşma yaptı. Dedi ki, ey akrabalarım, ey yakınlarım. Desem ki şu Safa tepesinin arkasında bir düşman ordusu geliyor. Bana inanır mısınız? Hep beraber inanırız dediler. Çünkü sen ömrüm boyunca bir defa bile yalan söz söylemedin diye Efendimiz'i ne yapıyorlar? Tasdik ediyorlar. Efendimiz de tabii bu şeyi sorduktan sonra diyor ki, ben diyorum ki putlara tapmayın, Allah birdir, ben de Allah'ın elçisiyim dediği zaman tabii düşmanlıkta zirve yapmış Ebu Leheb hemen oradaki o atmosferi bozdu. Bizi bunun için mi çağırdın diye oradaki havayı, atmosferi bozarak insanlar ne yaptılar? Yakınları dağıldılar. Efendimiz tabii yakın akrabalarından İslam'ı anlatmaya başlaması gerektiği Kur'an tarafından vurgulanıyor. Tabi bizlere burada bir ölçü veriyor değerli dinleyiciler. Bizler de gerek dini anlatma noktasında, Allah'ın emirlerini anlatma noktasında, gerekse yardım etme, insanlara zekatımızı, sadakamızı verirken, yardım ederken de birinci derecede yakınlarımızdan başlamamız gerektiğini Kur'an ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere söylüyor, emrediyor. Demek ki Peygamber'in geliş gayesi Allah'ın varlığını, birliğini insanlara anlatmak, insanlar şirkten, putlara tapmaktan, yanlış işler yapmaktan onları alıkoymaktır. Evet, Yunus suresinin 63 ve 64. ayetlerinde onlar iman edip Allah'a karşı hep bilinçli ve duyarlı kalmaya çalışan kimselerdir. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjdeler vardır. Evet, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan insanların Allah katında çok değerli olduğunu, hem dünyalarının mamur hem ahiretlerinin ebedi saadeti kazanma, cenneti elde etme, cennetül firdevsle müşerref olma, Efendimizin komşuluğunu elde etmek gibi, Allah'ın cemalini müşahede etmek gibi güzelliklere mazhar olacağını yine Kur'an ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarından ve anlatımlarından görüyoruz değerli dinleyiciler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların birbirlerini uyarmaları gerektiği konusunda şöyle buyurmuş. Allah'ın emir ve yasaklarını uygulayan kimseyle yasakları işleyen kimselerin durumları bir gemiye binip kura çekerek geminin alt ve üst katlarına yerleşen yolculara benzer. Öyle ki alt katta oturanlar su ihtiyaçlarını giderirken üsttekilerin yanından geçip onları rahatsız ediyorlardı. Alttakiler bu duruma son vermek için bir balta alarak geminin dibini delmeye başlasalar, üsttekiler hemen gelip yahu ne yapıyorsunuz diye sorunca alttakiler, biz su ihtiyacımızı görürken sizi rahatsız ediyorduk. Halbuki suya muhtacız. Şimdi sizi rahatsız etmeden yerimizi delerek bu şekilde elde edeceğiz deseler ve üsttekiler bu işte onlara engel olsalar hem kendilerini kurtarırlar hem onları kurtarmış olurlar. Eğer yaptıkları işte serbest bıraksalar hem onları helak ederler hem de kendilerini helak ederler buyuruyor Efendimiz Buhari Şehadet 30. hadisi şerifte. Demek ki her birimiz yakınlarımızla beraber bir geminin içerisindeyiz. Bu gemiyi eğer muhafaza edersek hep beraber kurtuluruz. Muhafaza etmezsek Allah korusun. Bana ne dediğimiz zaman, bana dokunmayan yılan bin yaşasın, fark etmez, her koyun kendi bacağından asılır anlayışının maalesef çok yanlış olduğunu, bu yılanın zamanla bizi ısırmasa bile çoluk çocuğumuzu ısıracağını, bu kendi bacağından asılan koyunun zamanla etrafına kokular yayacağını ve bizlerin de bundan rahatsız olacağını asla unutmamalıyız. İnsanlara güzel hasletleri kazandırma noktasında ihmal ettiğimiz zaman işte görüyoruz ki toplumda olumsuz birçok hadise, olumsuz birçok olay hem bizi etkiliyor hem çocuklarımızı hem yavrularımızı etkiliyor. Demek ki insanların mutluluğu sadece böyle bireysel, lokal değil, bir toplu bir şekilde, yani insanların akrabalarıyla, dostlarıyla, komşularıyla, arkadaşlarıyla hep beraber olacağını hatırımızdan çıkarmamalıyız değerli dinleyiciler. Yani bencil olmamak gerekiyor. İslam'da bencillik yok. Yani bir kardeşimizin bir uzvuna, bir yerine bir şey olduğu zaman, bizler çünkü bir vücudun azaları gibiyiz Efendimizin ifadesiyle, o vücudun azalarından birisinde herhangi bir problem olduğunda diğer azaların da ızdırap çektiğini,
bütün canının oraya toplandığını hepimiz biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem irşat ve tebliğ yaparken sadece Mekkelileri, Medinelileri değil bütün insanlığı uyarmıştı. Bu uyarıcılık evrenseldi, bütün insanlığı kaplıyordu ve bizim de tabii bu görevi yaparken Müslümanların bütün insanlığa kucak açması gerektiğini ve bütün Müslümanlığa hak ve hakikati, Allah'ın emir ve yasaklarını, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu güzellikleri tebliğ etmesi, anlatması gerektiğini öğreniyoruz, biliyoruz. Kur'an-ı Kerim Sebe Suresinin 28. ayetinde mealen, biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Düşünmeyen insan, değerli kardeşlerim, düşünmeyen bir insanın Allah'ın bu emirlerini, Efendimizin getirmiş olduğu bu güzellikleri, onun o mübarek nurlu hayatını anlaması, asr-ı saadeti anlaması, Efendimizin getirmiş olduğu güzellikler yaşandığı zaman insanda nasıl bir huzurun, nasıl bir mutluluğun, ailede, toplumda nasıl bir huzurun gerçekleşeceğini, yerleşeceğini düşünmesi, anlaması mümkün değil. Yunus suresinin 99. ayetinde mealen şöyle buyuruyor Rabbimiz. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette toptan iman ederlerdi. Böyleyken sen mi mümin olsunlar diye insanları zorlayacaksın? Onun görevi mesajı sadece duyurmaktı, Efendimizin görevi. Tebliğ etmekti, anlatmaktı, göstermekti. Fakat insanlara, insanların kalbine o mesajı nakşetmek, bu Allah'a ait bir şey. Biz mesajlarımızı, biz dinimizin emirlerini, güzelliklerini hayatımızda uygular, tatbik eder, insanlara anlatırız. İnsanlar bu mesajları alırlar, almazlar. O tamamen Rabbimizin bileceği bir iştir. Ondan, yani işin o kısmından sorumlu değiliz. Yine Rabbimiz Ra'd suresinin 40. ayetinde mealen, sana düşen sadece uyarmaktır, tebliğ etmektir, hesap görmek ise bize aittir buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Yine Ahzab suresinin 45 ve 46. ayetlerinde, ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle onun yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak gönderdik. Evet değerli dinleyiciler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiyordu ki bütün insanlar, özellikle yakınları, Efendimiz'i tanısınlar, Kur'an'ı kabul etsinler, Allah'ı tasdik etsinler, Allah'ın varlığını, birliğini başta kabul etsinler. Fakat tabi bu mümkün olmamıştı. Amcası 40 yıl kendisine arka çıkan, zahir olan, onu korumaya çalışan, koruyan daha doğrusu, yanında büyüdüğü Ebu Talip açıktan açığa iman etmediğinden dolayı Efendimiz çok ciddi manada üzülmüştü. Fakat Rabbimiz bu hususta da Efendimiz'e tabi uyarıda bulunuyor. Sen kimseyi yakının diye herhangi bir insana kalbine imanı koyamazsın. Senin görevin sadece tebliğ etmek. Evet, bu ayetler, Allah'ın bu emri hepimiz için geçerli. Bizim için de geçerli aynı şey. Bizim tabii görevimiz çocuklarımıza, eşimize, yakınlarımıza, akrabalarımıza, muhatap olduğumuz insanlara hak ve hakikati anlatmak, o hakikatlerin güzelliklerini insanlara göstermek, temsil etmektir. Bizim görevimiz budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dini tabi Mekke Medine'ye dedik ki anlattı ve bütün insanlığa Efendimiz uyarıcı olarak geldi. Davet mektuplarıyla Efendimiz diğer ülkelerdeki ulaşabildiği ülkelere davet mektuplarıyla İslam'ı anlatmaya çalıştı. Bir örnek olması açısından Efendimizin Bizans İmparatoru Heraklius'a gönderdiği mektuptan kısa bir bölüm paylaşmak istiyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'den Rum İmparatoru Heraklius'a selam, hidayete tabi olanlara. Seni İslam'a çağırıyorum. Müslüman ol, kurtul. Müslüman ol ki Allah ecrini iki kat versin. Yüz çevirirsen bütün halkının günahı senin boynunadır. Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızdaki ortak kelimeye, yalnızca Allah'a tapmak ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, aramızda Allah'tan başka birbirimizi rehber edinmemek üzere gelin. Eğer yüz çevirirlerse şöyle deyiniz, şahit olun ki biz Müslümanlardanız. Evet, birçok beldeye Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle mektuplar gönderdi. Yemen'e, Mısır'a, İran'a, efendim Bizans'a, o dönemin büyük devletlerine, yakın devletlerine Efendimiz davetini açık açık ifade etti. Tabii
sahabe-i kiram efendilerimizden daha sonra, Efendimiz'den sonra İslam'ı ulaştırma adına çeşitli fetih hareketleriyle İslam'ı değişik beldelere, değişik halk topluluklarına ulaştırmış oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için bir uyarıcı olduğu gibi bir rahmettir ayrıca. Buhari'de Rikak 26. hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor. Benim insanlarla durumum şuna benzer. Adamın biri ateş yakmış, ateş etrafı aydınlatınca pervaneler, gece kelebekleri ve böcekler ateşe atlamaya başlamışlar. Bu kimse onları kurtarmaya, yani engel olmaya çalıştıkça başa çıkamamış, kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya devam etmişler. Ben de tıpkı o adam gibi kemerinizden tutarak sizi ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz. Evet, Efendimiz aleyhissalatü vesselam miracıyla, miraçta cennetle cehennemi görmesi, Allah'ın cemalini müşahede etmesi ve müminlere verilecek mükafatlar, Allah'ın emirlerine baş kaldıranların çekeceği cezayı görmüş ve insanlara bu noktada uyarıcı olmuştur. İnsanları hep böyle Allah'ın rahmetinin enginliğine, Allah'ın vereceği mükafata insanları davet etmiştir. Herkes tabii cennete gitmeyi arzu eder. Herkes Allah'ın rahmetinden ümit kesmez, kesmemeye çalışır. Fakat acaba bu hususta bizim tavırlarımız, davranışlarımız, uygulamalarımız, hareketlerimiz, inancımız, Kur'an'a ve sünnete bağlılığımız ne merkezde ne aşamada? Onu tabii elbette herkes kendi muhasebesini yapacak, kendisi düşünecek. Acaba ben neredeyim, konumum nedir, Rabbimizle olan irtibatım nedir? Bunu düşünerek hareket edecek. Rabbimiz de inşallah o kişinin niyetine göre, o insanın anlayışına göre mükafat verecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlara devamlı sevdirerek hareketler yapmıştır. Yani Kur'an'ı ve sünneti tebliğ etmiştir daha doğrusu. Ali İmran suresinin 159. ayetinde mealen Rabbimiz Efendimiz'e o vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet. Bağışlanmaları için dua et. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Evet değerli kardeşlerim, Allah'ın dinini, Allah'ın peygamberini, İslam'ın güzelliklerini anlatırken kaba, saba, sert, haşin anlatmak insanların dinden, diyanetten, güzelliklerden uzaklaşacağını hatırımızdan çıkarmayalım değerli dinleyicilerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet etmeden önce gerek Arap Yarımadası'nda gerekse Allah inancı konusunda sapıtmış olan, yanlış yapan topluluklara acaba nasıl bu yanlış inançlarını ortadan kaldırabiliriz diye usulüne uygun bir şekilde Allah'ın dinini, Allah'ın emrettiği hususları anlatıyordu ve anlatmaya devam ediyordu Efendimiz. Rabbimiz ifade ediyor. Biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla iştendir, hakkıyla bilendir. Duhan suresinin 5 ve 6. ayetleri. Evet, hepimizin bildiği yine Efendimizin rahmet olması, insanlık için rahmet olması, hatta bütün varlıklara rahmet olmasını şu ayette Bismillahirrahmanirrahim ve ma ersellake illa rahmeten lil alemin. Biz seni ancak alemlere, bütün varlıklara, insanlığa, canlılara rahmet olarak, merhamet eseri olarak gönderdik. Enbiya suresinin 107. ayetinde bu ayeti devamlı hani okuyoruz, tesbihatlarda söylüyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam içinde bulunmuş olduğu toplumun sıkıntılarıyla da ciddi manada ilgilenmiştir. Açları doyurmuş, yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere kol kanat germiş, onlara yardımcı olmuş. Efendimizin bu özelliğini Kur'an şöyle ifade ediyor. Tevbe suresinin 128. ayetinde. Andolsun ki size içinizden öyle bir peygamber, öyle bir nebi geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size pek düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Değerli dinleyicilerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine düşmanca davranan, düşmanlık eden, ona olmadık eziyetler yapan insanlara karşı affedici olmuş, onlara hoşgörüyle davranmış ve onlara yardımcı olmuş. Cinsiyet ayrımı yapmadan, ırk ayrımı yapmadan, fakir zengin ayırmadan herkese, yaşlılara, çocuklara, masumlara,
merhametli davranmış, ciğeri olan bütün varlıklar onun merhametinden, onun şefkatinden istifade etmişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakın, güzel davranışların zirvesini temsil etmiş, o güzel ahlakın tamamlayıcısı durumundadır. Kur'an bu hususta Kalem suresinde ve sen elbette üstün bir ahlak sahibisin. Efendimiz kötülüklere bulaşmamış, cahiliye 40 sene cahiliye toplumun içerisinde yaşamasına rağmen hiçbir kötü davranışı kendinde yerleştirmemiş, kendinde toplamamış. Efendimiz kendisi nurlu beyanları içerisinde ben güzel ahlakı tamamlamak için üzere gönderildim buyurarak kendisini örnek almamızı, insanlara alçak gönüllü davranmamızı, onlara hoşgörüyle, tebessümle hareket etmemizi ve kendisinin de bu vasıfların en belirgin, en üstün temsilcisi olduğunu vurgulamıştır. Bundan dolayıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaşamış olduğu toplumda kendisine Muhammedül Emin derlerdi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte, bizi aldatan bizden değildir diyerek uyarıyor. Ayrıca müminler arasında imanca en olgun olanı ahlakça en güzel olandır diye buyurarak bizi güzel ahlaka, güzel değerlere, güzel değerleri yaşamaya Efendimiz teşvik etmiştir. O insanlara değer verirdi. Yukarıda ifade ettiğim şekliyle insanlar arasında ayrım yapmazdı. Zengin fakir ayrımı yapmaz, makam ayrımı yapmaz. Bütün insanların Allah katında değerli olduğunu, esas değerin de Allah katında takvayla ölçülebileceğini, takva sahibi insanların Allah katında, Allah nezdinde değerli olduğunu ifade etmiştir. Bir hadis-i şeriflerinde de şöyle buyuruyor. Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır. Demek ki insanlara faydalı olanlar, insanlara yardım eden, insanların çok kıymetli olduğunu, Allah katında değerli olduğunu, hele bu Allah'ı peygamberi anlatmaksa bu faydalı olma meselesi daha çok önem arz ettiğini, Allah katında çok değer ifade ettiğini Efendimizin gerek uygulamalarında gerekse Kur'an'ın ifadelerinde değerli dinleyiciler bunları görüyoruz. İnsanlara insan olduğundan dolayı değer vermiş, esir alınan müşrikler esaretinden dolayı işkenceye, çileye maruz kalmamışlardı. İnsanca muamele görmüşlerdi. Savaşlarda özellikle savaşılırken kadınlara eziyet yapılmaması, ihtiyarlara eziyet edilmemesi, çocuklara eziyet edilmemesi, onlara saldırılmaması, ekinlerin, ağaçların yakılmaması, zarar verilmemesi gibi hususlarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları uyarmıştı, sahabesini uyarmıştı. Kıyamete kadar da Müslümanları bu şekilde uyararak Efendimiz güzel hasletlerin, güzel davranışların daimi olması gerektiğini, yeri geldiğinde güzel davranış sergile, yeri geldiğinde önemli değil gibi bir anlayışı ortadan kaldırdığını görüyoruz sevgili dinleyicilerim. Rabbim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı günümüzde özellikle hakkıyla anlayan, onun getirmiş olduğu o evrensel mesajları hayatına tatbik eden, onu uygulayan kullarından eylesin bizleri. Rabbim yardımcımız olsun, Efendimiz'i sevdirsin, başta Rabbimizi sevdirsin, Kur'an'ı sevdirsin ve bu vesileyle de birbirimizi sevelim ve toplumda bir kardeşlik havası meydana gelsin. Rabbim yardımcımız olsun, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.